Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi çemberde açıların 5 ve 6 numaralı son iki testini gömmeye başlayacağız arkadaşlar. 5 numaralı testimizle hemen başlıyorum. İlk sorumuzu okuyalım birlikte. Odaklanmayı da şöyle bir hemencecik ayarladım. Hatta bir daha şöyle biraz parlaklığını da açalım. Evet, ilk sorumuzu okuyalım. Diyor ki 35 var, 75 var. Buna göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Bakın alfamız merkez açı. O halde gördüğü yay direkt kendisine eşit. Yani burası da alfa derece olacak, bu bir. Sonra 75'imiz iç açı arkadaşlarım. Şuraya bir beta diyelim biz şuradaki yaya. 75'i nasıl buluruz biz iç açıyı? Gördüğü iki yayın toplamının yarısı. Yani alfa ile betanın toplamının yarısı arkadaşlarım 75. O zaman direkt toplamları 150 derece oldu. Bakın 35 dış açı. Dış açıyı nasıl buluyorduk biz? Gördüğü şu iki yayın, yani alfa ile betanın farkının yarısı 35. Demek ki alfa ile betanın farkı 70 olacak dedik. Hadi bu iki keratayı da alt alta toplayalım şöyle. İkisini de alt alta topluyorum dostlarım. Betalar gitti. 2 alfa eşittir 220. Demek ki alfa eşittir 110. Yani cevabım Bursa'dan geldi dostum. 2 numaraya bakıyorum. Şimdi bakalım neler var, bir görelim. AB çapmış dostlarım. Madem ki AB çap, şu adamın çap olduğunu biliyorsak, alt tarafı 180 derece. 70'i buradaysa şuraya 110 derece kalacak. 80'i konuşalım. İç açıdır 80. 110 ile şu yayın toplamının yarısı olacak. Yani 110 ile bu yayın toplamı 160 olmalı. O halde bu yaya 50 derece mi kalıyor arkadaşlarım? 50 derece yazarsak 50 ile 110'un toplamı 160 yapar. 2'ye böldüğümde de 80'i bulurum. Alfa çevre açı olduğu için gördüğü yay 2 alfa olacak. DC yayı 2 alfaymış. Bakın paralellik vermiş. DC paralel AB'ye. Biz biliyoruz ki paralel iki kirişin arasında kalan şu yayların ölçüleri eşitti birbirine. O halde burası da 50 derecedir. Yine bakın çapın üst tarafı 180 olacaktı. 50 burada, 50 burada 100. 2 alfaya ne kaldı? 80. Demek ki alfada 40 çıktı. Üçüncü sorumuzu okuyorum. 3 tane eşit kiriş var. Demek ki bu kirişlerin arkasındaki yaylar da eşit. Bakın şu alfa bir çevre açı ve C noktasıyla şöyle A noktası arasındaki şu yayı görüyor. O halde bu yay 2 alfa. Ve kirişler eşit olduğu için arkasındaki yayların ölçüleri eşit olacak. Alfa alfa. Bu kirişe de eşit koymuş. O halde bunun da arkasındaki yayın ölçüsü alfa. Bize demiş ki AED yayı, yani şu yayın ölçüsü 150 derece. E burası toplam kaç olacaktı çember? 360. 150'si buradaysa 3 alfaya ne kalacak? 210. Demek ki 210 3 alfaya eşit. 3'e bölersek alfa da 70'e eşit geldi. Dördüncü sorumuz. Bakın 70 yine bir iç açı. Gördüğünüz gibi gördüklerinin toplamının yarısı diyebileceğiz. Bakalım başka neler vermiş? DC ile FC yayını eşit vermiş. O halde FC'ye de X diyelim. DC'ye de X diyelim biz dostum. Şu parçaya da Y diyelim. Şimdi 70 neye eşitti? 70 eşittir gördüğü yayların toplamının yarısı. Yani üstten x'i alttan y'yi görüyor. O halde x ile y'nin toplamının yarısıdır. Demek ki x ile y'nin toplamı 140. Bunu bulduk. Peki şurası da x ile y'nin toplamıdır dostum. Bakın şu yay da x artı y'ye eşit. O halde bu yayın ölçüsü de 140. Hatta bunu gören şu teğet kiriş açı da 140'ın yarısı 70 olacak dedik. Peki şurası da 70 arkadaşlarım. Ters açıdan dolayı bakın alfayı bulduk üçgende açıdan. 70, 70 daha 140 alfaya kaldı. Ceyhan paketle gitsin. Evet gobeller 5. sorudayız. Bakın alfa bir çevre açı. Hemen konuşalım alfayı. Gördüğü yay 2 alfa olacak. Hatta şuradaki ordu merkez açı. O halde bu ordu açısı da 2 alfa olacak. OC bir yarıçap, OB de bir yarıçap. Bunları da tık tık koyalım. Başka ne vermiş? AB paralel OC demiş. Madem ki paralellik var, hemen bir Z harfi patlatalım buradan.
Şu Z'yi gördüm dostlarım. O halde burası da alfa derecedir dedim. Ve bakın şunun tersi de 132. Şimdi şu üçgenin iç açılarını topladık mı sorun bitti. 132 var yazıyorum. Artı 1 alfa buradan, 2 alfa da buradan var. 3 alfa eşittir 180. 3 alfa eşittir 48 olur. Alfa eşittir 16 gelir. Bize de alfayı soruyor. 5. sorumun cevabı Adana'dan patladı. 6. sorumuz dostlar. Dörtgende açı sorusuyla karşılaştığınız zaman 3 türde soru gelebilir burada. Ya normal direkt dörtgende açı sorusudur. Hemen toplayıp 360 eşitleyerek bulursunuz. Ya dış teğet çemberin merkezi sorusudur. Ki bu o değil. Dış teğet çemberin merkezi olması için açı ortayları falan görmemiz lazım. Burada yok. Ya da kirişler dörtgenidir dostlar. Burada bakın kirişler dörtgeni olduğunu anlamanız için dörtgenin karşılıklı iki açısının, şimdi bu açının ölçüsü toplamda 100 derece. 25 ile 75'in toplamı 100. Şuradaki Ceyhan açısını vermiş mi bize? Vermiş. 80 derece vermiş burayı da. Karşılıklı açıların toplamı 180 olduğunda bu bir kirişler dörtgeni. Ve kirişler dörtgeninde demek bunun dört köşesinden de şöyle çemberi çizebilirsin demektir dostum. Ben de çizdim çemberimi. Şimdi 75'in gördüğü yay şu yay. Hemen bu yaya kaç derece diyebiliriz biz? 2 katıdır, 150 diyebiliriz. Peki alfanın gördüğü yaya bakın. O da 150'yi görüyor. O zaman çevre açı olduğu için yarısı olacak. Ceyhan'ı çoktan işaretledik bile. Evet, test 5'in 7. sorusundayım şimdi. DC paralel demiş AB'ye. Pekala. 25 var, alfa var arkadaşlar. Bunlarla başlayalım. Şimdi bakın ben de ilk defa bakıyorum bu sorulara. O yüzden hep şunlara dikkat edin. Ya hoca neler yapıyor? İlk çemberde açı sorusuyla karşılaştığında ne yapıyor? İlk şunu yapıyorum arkadaşlar. Gördüğüm açıları hemen yayların üstüne yazıyorum. Mesela bu 25 ya. Çevre açı olduğu için gördüğü yay 50. Alfaya 2 katı olacak yay 2 alfa. Şimdi soruyu okuyorum. DC paralel AB demiş. Hemen kuralı da kullanalım. İki paralel kirişin arasındaki yaylar eşitti. Demek ki bu yayla bu yay eşit. Bak 50'yi de yazdım. AB çapmış dostlarım. O merkez demiş çünkü. Burası çap. O halde üst tarafındaki yayın ölçüsü kesinlikle 180 derece. 50 burada. 50 burada 100. 2 alfaya kaldı 80. Demek ki alfa da Bursa'da geldi. 8. sorumuz. Hemen bakalım. İkizkenar üçgenimiz var dostlarım. Bakalım şimdi ikizkenar üçgenin eşit açılarına x diyelim. X diyelim. Şuradaki açıya y diyelim. Y'nin gördüğü şuraya 2y diyelim. 2y'yi gören şu açı da y olur. X ile y'nin toplamı 70'ten dolayı 110 olur. Bunu bir bulduk. Bakalım neler soruyor şimdi, okuyalım soruyu. ACD. Aha, bitti bile soru. ACD dediğimiz X ile Y'nin toplamıydı zaten dostlarım. Biz de onu 110 bulduk. Hemen Adana'yı işaretledik. Geliriz 9. soruya. Evet, bakın bir 58'den dolayı dondurma kuralı görüyorum dostum. 58 dondurma neydi? İki tane şöyle teğet çizildiğinde bir noktadan çembere arada kalan yay, bu yay dış açıyla, yani teğetler arasındaki açıyla toplanınca 180 olacak. O halde bu açı 122 derece olmak zorunda. Peki şuna bakın. Teğete dikilmiş. Teğete ne zaman dikiniriz arkadaşlar biz? Teğete merkezden indirilen doğru tam teğet noktasında dik olur. Dolayısıyla burası merkezdir. Yani şu DB çaptır. Madem ki çap öğretmenim, o halde şuradaki yaya da 58 kalmak zorunda. Çünkü bu tarafı 180 derece olacak çapın. Peki alfa 58'i görüyor. Yarısı olacak çevre açı olduğundan dolayı. Hemen Ceyhan'ı paketledim. 10. sorumuz. Yeni nesil bir soru arkadaşlarım. Buna benzer bir soru ben de kendim de yazmıştım. Bunu benzer. Mavi açı ölçerlerde 80, yeşil açı ölçerde 110 yazan noktada açı ölçüler birbirine teğettir. Bunu bir gösterelim. Şurada 80 ile 110'da teğetmiş. Bak burası 80. Burası da 110'muş dostum. Mavi açı ölçerde 145, turuncu açı ölçerde 40 yazan noktada birbirine teğettirler.
Şurada da nerede orası? 40 ile 145. Onu da gösterelim. 145 ile 40. Bakın o zaman şuradaki yayın ölçüsü 145 eksi 80'dir ki o da 65 derecedir. Devam edelim. Turuncu ölçerde 105, yeşil ölçerde alfa yazan noktalarda ölçüler birbirine teğettir. Onu da gösterelim. Şurada 105 ile alfa. Burası zaten alfa yazılmış. Burası da 105. O zaman şuradaki yayın ölçüsünü de biliyorum ben. Şu yayın ölçüsünü. 105 eksi 40. O da 65 çıktı. Şurayı da buluruz şimdi arkadaşlarım. 110 eksi alfadır burası da. Onu da yazalım hadi. 110 eksi alfa. Şimdi burada bir kuralımız var dostlar. Diyor ki 3 tane çember. Eğer ki bu şekilde gösteriyorum onu da burada. Şöyle birbirlerine teğetse şu arada kalan şu 3 tane yayın toplamı 180 derecedir diyor dostlar. Bu kuralı yapacağım ben de burada. Bakın 3 tane çember birbirine, daha doğrusu açıölçer birbirine teğet olduğu için hemen 65, 65 daha 130 yapar. Demek ki şu 3. yaya 50 derece kalacak 180 olması için. 110'dan kaç çıkarsa 50 olur, 60 çıkarsa 50 olur dedim. Cevabımı da Edirne'den paketledim. Evet, okuyalım bakalım. Aşağıda şekilde aynı noktada kurulan 3 farklı radar sistemi tam ekran resmedilmiştir. Tamam. Bu radar sisteminin çalışma metodu hakkında şu bilgiler veriliyor. Bilgiler şu şekildedir diyor. Bakalım. 360 derecelik bölgeyi birinci radar 90 saniyede, ikinci radar 180 saniyede ve üçüncü radar 270 saniyede taramaktadır diyor. Oo, tamam. Bir matematik sorusu gibi bir şeyler yapacağız. Şuraya kadar çıktım. Radar sistemi aktif hale getirildiğinde başlangıçta aralarında 10 derece açı bulunan 3 radar ok yönünde belirtilen bölgeleri taramaya başlamaktadır. Tamam. Buna göre ikinci radar 120 derecelik bölgeyi taradığında, dur şimdi burada bir konuşalım. Normalde ikinci radar 180 saniyede 360 derecelik bölgeyi tarıyor. Hemen yazayım onu. 180 saniyede 360 dereceyi tarıyorsa 120 derecelik bölgeyi kaç saniyede tarar diye bir soralım. Burası 3'e bölündü. Bu da 3'e bölünecek. 60 saniyede. Yani 60 saniye içerisinde diyor. 60 saniyede. Burasının, bu cümlenin Türkçesi 60 saniyede. Pardon, derece değil. İkinci radar 120 derecelik bölgeyi taradığında demek aslında artık 60 saniyede. Birinci radar çizgisi ile üçüncü radar çizgisi arasındaki açı kaç derecedir? Şimdi 60 saniye geçireceğiz. Birinciye bakalım kaç derece yol alır? Şimdi birinci adam normalde 90 saniyede 360 dereceyi tarıyorsa 60 saniyede kaç dereceyi tarar diye soruyorum. Buradan da 60 çarpı 360 bölü 90 geliyor. 90'a bölelim, 4 ile çarpalım, 240 derece. Birinci radar 240 derece tarayacak. Şuradan başladı. 240 derece taradı. Şöyle bir yere gelsin. Tam şurada bir yerde oldu arkadaşlar. Yani şurası toplamda 240. Yani şurası 120 o zaman. Bunu bir yazalım. Peki. Bir de 3. radarı söylemiş bize. Hadi 3. radar için de bir orantı kuralım. Şimdi normalde 3. radar 270 saniyede 360 derece tarıyor. Peki 60 saniyede kaç derece tarar diye soralım. Hemen buradan da 60 çarpı 360 bölü 270. 90'a böl 3, 90'a böl 4. 3'e böl 3'e böl 20. 4 kere 20 80. 80 derecelik bir açı tarayacak bu keratada. Tam şuradaydı ya arkadaşlarım. 80 derece dönecek. Şöyle bir yere gelsin, rastgele çizdim. Şurası da 80 derece döndü diyelim. Şurayı da 20 derece vermiş bize. 120, 80 daha 200, 20 daha 220, 220 ise şuraya ne kalıyor toplamda? 140 mı kalıyor 360 olması için? Evet, 140 kalıyor. Bize de zaten bu birinci ile üçüncü arasındaki açı kaç derecedir diye soruyordu. 140 dereceyi bulduk arkadaşlarım. Cevabımız Denizli'den geldi. Evet, şimdi geldim test 6'ya. Hemen birinci sorusunu okuyorum. Bakın yine beta dondurma kuralı yapmış. Alfa da çevre açı. Alfa çevre açıysa şurası 2 alfa. Şimdi şurayı çap vermiş bize. Demek ki merkez oradaysa çap. Peki çapsa
Şurası 180 derece olacak. Şuraya kaldı 180 eksi 2 alfa. Hadi dondurmayı yapalım. Beta ile şu 180 eksi 2 alfanın toplamı 180 olacak. Bir daha söylediğimi yazıyorum. Beta ile 180 eksi 2 alfanın toplamı 180 olacak. 180'ler gitti. Beta burada kalsın. Eksi 2 alfayı da buraya artı 2 alfa atalım. Beta eşittir 2 alfaymış. Alfa ile beta arasındaki bağıntı. Dostlar, ikinci sorumuz. Bunu hemen pratik olarak bakın. Şöyle yan yana iki tane çember, içlerine bir dörtgen çizdiyse toplamları 180 deyin hemen arkadaşlar. Bu arada kaç tane şöyle de olsaydı, bak şöyle milyonlarca çember olsun burada, hiç fark etmez. Şöyle çizip de bir dörtgen yaptığında tam bu kesim noktalarından geçen, bununla bunun toplamına 180'i hemen paketleyebilirsiniz. Biz şimdi normal yolunu da gösterelim. İki çember kesiştiğinde hemen şu kesim noktalarını birleştiriyorum. Bu bir. Şurada bakın bir kirişler dörtgeni çıktı. Şurası kirişler dörtgeni. Alfa ile şu açının toplamı kirişler dörtgeninden dolayı 180 olacak. Demek ki burası 180 eksi alfa. E bunun bütünlerini hemen gösterdim. Burası da alfa olacak ki toplamları 180 olsun. E bir kirişler dörtgeni de buradan çıktı gobeller, bakın. Demek ki alfa ile 86'nın toplamı 180 olacak. O halde alfa 94, buradan da ispatlamış olduk. Evet, üçüncü sorudayız. 35. Bakın burada hani bir önceki testte söylediğimiz şu açı ölçerlerle yapılan sorudaki kural var arkadaşlarım. Şimdi öncelikle şu yay 40 derece 20'den dolayı. Şu yay 70 derece 35'ten dolayı. Şu üçünün toplamı neydi her zaman? 180. 70, 40 daha 110. O zaman buraya da 70 kalır. Alfa da çevre açı olduğu için 70'in yarısıdır. 35'i paketledim. Evet, dördüncü sorumuza geçeriz biz de bir yandan. Bakalım ne diyor. Evet, bakın yine iki çember kesişmiş. İki çember kesişince ne yapacaktım? Şu kesim noktalarını birleştirecektim. Bu bir. Ya da bunu yapmasanız da arkadaşlarım, eğer ki çemberlerden biri diğerinin merkezinden geçiyorsa hemen şu taktiği yapın. Bunu konu anlatımında göstermiştim size. Kesim noktasıyla bu merkezi birleştirin. Bakın bu da birleştirmiş. Ve burada bir kirişler dörtgeni çıktı. 48 ise şuradaki açımızın ölçüsü ne olacak? 132. Peki şu bizim yarıçapımız. Bu da bizim yarıçapımız. Demek ki ikizkenar. Şurası da alfa derece. Bakın alfa ile alfanın toplamı, yani 2 alfa 132 derece oldu. Demek ki alfa ne çıkacak? 66 derece gelecek. İşte yine iki çemberin kesiştiğini gördüm. Birbirlerinin merkezinden geçiyorlar mı? Hayır. O zaman ne yapacağım demiştim? Direkt E ile C'yi birleştireceğim. Şimdi burada bir kirişler dörtgeni oluştu. Şurası kesinlikle ama kesinlikle 180 eksi x'tir kirişler dörtgeninden. Hatta bunun bütünleri, yani şu açımızda x derece olur. Şimdi soruyu okuyalım. AD paralel BC. Bak bu olayın şeklini değiştirdi. AD ile BC paralelse bunların arasındaki yaylar birbirine eşitti. Alfa derece diyelim şuraya. Peki eşit yayların önündeki kirişler eşitti. O halde buna da tık tıkı koyalım. Bakın burada da bir ikizkenar çıktı. Demek ki şu açımızda Y dereceymiş. Yani şu üçgenin iç açıları 2Y ile X, toplamları da 180'dir dedim hemen. Bana neyi soruyor? X ile Y arasındaki bağıntı çoktan bulmuşuz bile. Beşinci sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. X ile 2Y'nin toplamı 180 dedik. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Güzel ve özel bir sorudur dostum. Çember çizeceğimiz bir sorudur bu yine. Eğer ki hipotenüsleri ortak olan iki dik üçgen görüyorsan etraflarından çember çizeceksin. Kuralıdır bu dostum. Bakın bu 90 derecenin de hipotenüsü burası. Bu 90 derecenin de hipotenüsü burası. O halde bu hipotenüsü çap yapacak şekilde benim bu dik üçgenlerin etrafından çember çizmeye hakkım var arkadaşlar. Güzel. Tam şu köşeden geçiyor tabii bu. Çizemedik. Neyse. Şimdi alfaya bakın. Şu yayı görüyor. O halde bu yay 2 alfa. 15'te bu yayı görüyor. O halde bu yay 30'da olacak. Demek ki 2 alfa 30. Alfa da 15. Paketledik bile çok daha. Evet, geldik 7. sorumuza. Bakın yarıçapa eşit bir uzunluk var. Yarıçap
Şu da yarı çap. Hatta şu OD'yi çizsek TYT dik inecekti yarı çap her zaman. Bu da yarı çap. Demek ki şurası alfa. Burası 2 alfa. Şuraya bakın dostlarım. 90'ın karşısı 2 R. Neyin karşısı R olur? Tabii ki 30'un. O halde 30, 90, 2 alfa 60 derecedir. Alfayı da 30 bulduk. 8. soru çok klasik bir soru yine. Her soru bankasında karşınıza çıkacak bir sorudur. Çapı gören çevre açıyı çizeceğim arkadaşlar. Bakın bunu çizdiğimde çapı gören çevre açı olduğu için 90'dır. Ve aynı zamanda bu BE uzunluğu kenar ortay da olduğu için açı ortay da olacaktır dostlarım. Yani şurası alfa bölü 2, burası da alfa bölü 2. Ve bakın şu dik üçgenden 90, şurası 90, 65. O halde şu alfa bölü 2'ye ne kalacak dostum? 25 derece. Alfa da buradan ne gelir? 50 derece gelir. 8. sorumun cevabı da Bursa'dan çıkar. 9. soru. Biraz karışık bir şekil gibi gözüküyor. Bir bakalım neler yapacağız şimdi. 80'in dış açısı 100. 100 teğet ile kiriş arasındaki açı. O halde gördüğü şu yayın ölçüsü kesinlikle 200. Şu C açısına bakın. Bakın bu da 200 derecelik yayı görüyor. O halde bu da 100. 100'ün iç açısı 80. 80, 40 daha 120. Şuraya kaldı 60. 60 tersten de 60. 100, 60 daha 160 alfaya kalır 20. Yani bir başladık bir yerden. Çorap söküğü gibi döndük döndük geldik yine alfaya arkadaşlarım. Kolaylıkla çıktı. Yeni nesil bir sorumuz var. 10. sorumuz, hemen okuyalım. Aşağıda bir otelin resepsiyonunda yan yana asılı duran saatleri görülmektedir diyor, duvar saatleri. New York ve Londra'nın saatleri var. New York'ta saat 10.30 olduğu esnada. He, şimdi şu anda New York'ta saat kaç? He, 10.30 değil. O zaman bir 10.30'a getirelim. Şimdi 10.30 demek tam şu 10 ile 11'in arasına gelecek küçük olan akrep. 30 dediği için de dostum tam şuradaki 6'nın üstüne gelecek. Yani 10.30 olduğunda bu. Şu anda saat kaç? 4.30. 10.30 olması için ne kadar zaman geçti? 6 saatlik zaman geçti diyor. Buna göre diyor Londra'daki saatlerin akrepleri arasındaki açının ölçüsünü soruyor. Şu anda Londra'da saat kaç? 9.30. 6 saat sonra ne olacak? 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30. Yani 3.30 olacak saat. O halde bu küçük olanı tam şu akreple 3 ile 4 arasında olacak. Buçuk dediği için de bu da 6'nın üstünde olacak. Şu anda böyle arkadaşlar. Bize de diyor ki bunların ikisinin akrepleri mi diyordu? Evet, akrepleri arasındaki dar açı kaç derecedir? Şimdi şu 3.5'u da getirip burada gösterelim. Bakın 3.5 dediğimiz tam şu ortada olacak. Bunun akrebi bu. Diğerinin akrebi de bu. Bunların arasındaki şu açıyı bulacağım şimdi ben. Hemen bulalım dostum. Şimdi şu saatlerde biliyoruz her 2 saat arası 30 derecedir. Şimdi şurası tam buçuk olduğu için şurası 15 derece. Şurada bir 30 var. Şurası da 30. 30. 30, bir 15 de burada var. O zaman toplayalım. 30, 60, 90, 120. 30 daha 150 derece yaptı bunların. Ha, dar açıyı soruyordu bize. Şöyle uzatarak doğrultusunu gösterelim. Şu açıyı soruyor. Demek ki bütünlerini soruyor. 30 derecedir. Paketledim dostlar. Evet, 11. sorumuz. Yukarıda verilen O1, O2 eş 2 dairesel bölge birbirine yapıştırıldı. Şu şekilde yapıştırıldı arkadaşlarım. Sonra O1, O2 doğrusuna paralel bir P ve R noktasından geçen doğrularla kesiliyor. He, O1 ve O2'ye şuna paralel olacak. Bak burası çemberlerin eş olduğu için yarı çapı. Şuradan da P'den ve R'den geçen doğrularla kesilmiş. Burası K noktası, burası Niğde, burası Manisa, burası Rize, burası da Lüleburgaz. Peki dostum, ben şu O2 ile şurayı çizersem bu da yarı çap. O1 ile P'yi birleştirirsem bu da yarı çap. E hocam şu da yarı çap. Öğretmenim bu da yarı çap. Evet, çok güzel. Hepsi yarı çap. Şunları da 60'ar derece yazalım biz. 60-60 olduklarını gösterelim. Tamam. Hocam şurayı bilmiyorduk yalnız değil mi? Sadece şu ortası eşkenar üçgen, onu biliyoruz. Tamam. Tamam. Sonra da diyor ki bize
Sonra bu K ve K N ile LM'den kesin diyor. Aa, kesmiş zaten bu adam da. Son olarak şekil KO2 doğrusu boyunca katlandığında NİDE noktası şeye geliyor. N üstüne geliyor diyor. He, NİDE'yi katlayacağız, şuraya getireceğiz. Şimdi tam kat o NO2. Tam O2'ye göre katlan KO2'ye göre katlanacağına göre demek ki N ile O2 arasındaki mesafe yine N ile O2 arasındaki mesafe R ise O2 ile N üssü arasındaki mesafe de yine R olacak. O yüzden diyeceğim ki tam R noktasına gelir. Bunu da göstermiş olalım. Peki şurayı çizdiğimizde yine bunun da biz yarıçap olduğunu biliyoruz. Şurada da bir eşkenar üçgen çıkartmış olduk böylelikle. Bakın şu büyük üçgen de eşkenar oldu. Burası da 60 derece oldu. Peki bize neyi soruyor? L, K, N üssünü soruyor. Şöyle biraz daha yukarıya kaldırıyorum. L, K, N üssü. Yani şuradaki açının ölçüsünü soruyor ki artık bitti değil mi soru arkadaşlarım. Burası dik olduğu için şurası 90 derece olacak. 60 ise buraya da 30 derece kalacak. Yani sorumun cevabı Bursa'dan çıktı Gobel. Evet, çemberde açıyı bitirmiş olduk böylelikle. Bir sonraki videomuzda çemberde uzunluğa geçeceğiz dostlarım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle izleyip izleyip abone olmamazlık yapmayın. Bakıyorum videolara abone olmayanların izlenme sayısı daha fazla lan. Abone olun lan. Sanki para istiyoruz abone olandan. Hadi görüşürüz. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.